Allah'ım, senin her şeyi kaplayan rahmetin hakkına, kendisiyle her şeye üstün geldiğin, karşısında her şeyin boyun eğdiği gücün hakkına, her şeye galip geldiğin ceberrutun hakkına, önünde hiçbir şeyin duramadığı izzetin hakkına, her şeyi dolduran azametin hakkına, her şeye üstün gelen saltanatın hakkına, her şeyin fani olmasından sonra baki kalacak veçin hakkına, her şeyin temellerini dolduran isimlerin hakkına, her şeyi ihata eden ilmin hakkına ve her şeyi aydınlatan cemalinin nuru hakkına senden niyaz ederim. Ey nur, ey kutlu, ey evvellerin evveli ve ey ahirlerin ahiri Allah'ım, benim ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Allah'ım, bedbahtlıklara yol açan günahlarımı affet. Allah'ım, nimetleri değiştiren günahlarımı affet. Allah'ım, duanın icabetini önleyen günahlarımı affet. Allah'ım, belanın inmesine sebep olan günahlarımı affet. Allah'ım, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Allah'ım, ben sana zikrinle yaklaşmak istiyorum ve seninle senden şefaat diliyorum ve cömertliğinin hakkına beni kendine yaklaştırmanı ve şükrünü eda etmeyi bana nasip kılmanı ve zikrini bana ilham etmeni istiyorum. Allah'ım, huzu, huşu ve zelil olmuş bir dille senden hatalarıma göz yummanı, bana merhametli davranmanı, benim verdiğine razı, kanaatkar ve her durumda mütevazı kılmanı diliyorum. Allah'ım, ihtiyaç ve yoksulluğu şiddetli olan ve hacetini zorluklar anında kapına getirene, katında bulunanlara büyük rağbeti olan kimsenin yalvarışı gibi sana yalvarırım. Allah'ım, saltanatının büyük ve mekanın yücedir. Tedbirin gizlidir, emrin açık, kahrın galip ve kudretin her yerde caridir. Ve senin hükümetinden kaçmak imkansızdır. Allah'ım, senden başka günahlarımı affedecek, kabahatimi örtecek, kötü amellerimi iyiye çevirecek birini bulamam. Senden başka ilah yoktur. Münezzehsin. Sana hamd ederim. Ben kendime zulmettim ve cahilliğim yüzünden itaatsizlik yaptım ve eskiden beri sürekli bana lütuf ve ihsanda bulunduğun için kendime güvende hissettim. Allah'ım, Mevlam, nice kötülüklerin üzerine örttün, nice belaları benden geri çevirdin, nice hatalardan beni korudun, hoşa gitmeyen şeyleri uzaklaştırdın. Layık olmadığım nice güzel övgüleri benim hakkımda yazdın. Allah'ım, belam büyümüş, halimin kötülüğü haddi aşmış, amellerim beni aciz bırakmış, heva ve heves zincirlerim beni çökertmiş, uzun arzularım beni menfaatimden alıkoyup hapsetmiş ve dünya beni boş şeylerle aldatmış ve sürekli kötülükleri çeken nefsim, cinayeti ve müsamahkarlığımla beni aldatmış. Ey efendim, izzetin hakkına senden istiyorum ki amelimin kötülüğü, duamın kabulünü önlemesin ve bildiğin gizli sırlarımı açarak beni rezil etme. Gizlice işlediğim kötü amellerim ve davranışım, sürekli ihmalkarlığım ve cahilliğim, nefsani isteklerim ve gafletimin çokluğu yüzünden beni cezalandırmada acele etme. Allah'ım, izzetin hakkına her durumda bana karşı merhametli ve bütün işlerimde rauf ol. Mabudum, Rabbim, senden başka kim var ki? Ondan kötü durumumu gidermesini ve bu halime bakmasını dileyeyim. Mabudum, Mevlam, sen bana hükmettin. Bense o hükümlerin hususunda nefsime uydum. Bu konuda düşmanım şeytanın günahlarını tezyin etmesinden korkmadım. Böylece beni istediği gibi aldattı ve alın yazısı da bu işte ona yardımcı oldu. İşte
bu başıma gelenlerden dolayı bazı sınırlarını aştım ve bazı emirlerine karşı çıktım. Bütün bunlarda sana hamd etmek benim vazifemdir. Amellerim dolayısıyla hakkımda yürütülen kaza ve kaderin ve beni yakalayan hüküm ve imtihanın karşısında gösterecek hiçbir mazeret ve bahanem yoktur. Ey Rabbim, kendimi ihmal edip işlediğim kusurlardan sonra özür dileyerek pişman ve perişanlık içerisinde affını ve mağfiretini ümit ederek tövbe edip tekrar sana yöneldim ve günahımı ikrar ve suçluluğumu itiraf ederek senin huzuruna geldim. İşlediğim günahlardan kaçacak bir mekan ve zor durumda sığınacak bir yer bulamıyorum. Mazeretimi kabul edip beni sonsuz rahmetine dahil etmenden başka ümidim yok. O halde mazeretimi kabul eyle ey Allah'ım ve perişanlığım şiddetine acı. Heva ve heves zincirlerinden kurtar beni. Rabbim, bedenimin zayıf, derimin ince ve kemiklerimin hassas oluşuna acı. Ey yaratılışımı gerçekleştirip beni yad eden, beni terbiye edip iyilik ve rızık veren, bağışının başlangıcı ve bana yaptığın geçmiş iyiliklerin hürmetine beni affeyle. Ey mabudum, ey seyyidim ve Rabbim, vahdaniyetine inandıktan, marifetin bütün kalbimi doldurduktan, dilim zikrinle meşgul olduktan, muhabbetin içime işledikten, rububiyet makamına boyun eğerek, sadakata günahlarımı itiraf edip, doğrulukla sana dua ettikten sonra, beni cehennem ateşiyle azap etmen görülüp inanılacak şey mi? Böyle bir şey senden uzaktır. Sen kendi yetiştirdiğin birisini zayi etmezsin. Yakınlaştırdığın birisini kendinden uzaklaştırmazsın. Barındırdığın birisini kovmazsın veya kendisine merhamet ettiğin kimseyi belalara teslim etmezsin. Sen bütün bunlardan yücesin. Keşke bir bilseydim, ey seyyidim, mabudum ve mevlam, azametin karşısında secdeye düşen yüzlere, sedakatle vahdaniyetine şehadet eden ve med ile sana şükür eden dillere, ilahlığını gerçekten itiraf eden kalplere, senin marifetinle dolup taşan ve böylece huşuyla eğilen batınlara cehennem ateşini musallat eder misin? Ve itaat etmek üzere ibadet yerlerine koşan ve günahını itiraf ettiği halde senden mağfiret dileyen uzuvları azaba duçar eder misin? Senin hakkında böyle düşünülemez. Senin fazl-ı kerimin bize böyle tanıtılmıştır. Ey kerem sahibi, ey Rab! Dünyanın azıcık bela ve cezası ve ondaki zorluklar karşısında benim tahammülsüzlüğümü sen biliyorsun. Halbuki dünyadaki bela ve zorlukların devamı az, tahammülü kolay ve süresi kısadır. O halde nasıl tahammül edeyim ahiretteki belaya, orada meydana gelecek büyük zorluk ve acılara? Halbuki o belanın müddeti uzun ve süreklidir ve ehline bir hafifletme de olmaz. Çünkü bu azap ancak senin intikam ve gazabından kaynaklanır. Bu ise göklerin ve yerin dayanamayacağı bir şey. Ey seyyidim, o zaman senin güçsüz, zelil, hakir, muhtaç ve biçare bir kulun olan ben nasıl dayanabilirim? Ey mabudum, Rabbim, seyyidim ve ey Mevlam! Hangi şeyden dolayı sana şikayette bulunayım ve hangi için ağlayıp sızlayayım? Azabın elem ve şiddetine mi, yoksa belanın devamı ve süresinin uzunluğuna mı? Eğer bana ceza çektirmek için düşmanlarının yanında yer verirsen ve bela ehliyle beni bir araya toplarsan, beni dostların ve velilerinden ayırırsan, ey Mevlam!